Merhaba arkadaşlar. Simya Batman AYT matematik çözümlerini yapacağız. Soruları eğer okuyup uğraşmadıysanız bir okuyup uğraşın. Ondan sonra videoyu devam ettirin. Her soruda ben sanki okuyup uğraşmışsınız gibi direkt çözüme geçeceğim. Kısa sürede hallolsun. Birinci soru kolay bir soru. 1 ile başlıyorum. Sağa gittiğimde 3 katını alıyorum diyor. 3. 3 katını aldım. 9. Aşağı indiğimde 3 eksiğini al diyor. 6. Sola gittiğimde 3'e böl diyor. 2. Aşağıya gittim 3 eksiği. Aşağı gittim 3 eksiği. Sağa gittik 3 katı. Sağa gittik 3 katı. Aşağı indim 3 eksiği. Sağa gittik 3 katı. Eksi 117. Herkesin yapması gereken kolay bir soruyla başladık. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soru da kolay bir soru. Çocuklar sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde bilye alarak gidiyorlar. En son son çocuk 41 bilye alıyor. Bakın bu şekilde birer birer artarak gidiyorlar. Toplam kaç bilye vardı diyor işte. Bu toplamı soruyor. N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 41 çarpı 42 bölü 2. 42 ile 2 sadeleşir 21. 41 ile 21'in çarpımı da 861'dir. Bakın kolay bir soru daha. Geçiyorum üçüncü soruya. Şimdi Derya'nın ilk tuttuğu nöbet hangi gün? Ona bakalım. Ayla ilk nöbetini Cuma tutmuş. Ayla Cuma ise Burcu Cumartesi, Cemile Pazar, Derya Pazartesi. Derya'yı sorduğu için ilk ona baktık. Pazartesi gününe ilk nöbetini tutuyor. 10. nöbeti için 9 nöbet daha tutması lazım bakın. 9 nöbet daha tutacak. Kaç günde bir nöbet sırası Derya'ya geliyor? Şimdi Derya'dan sonra bakın Esra, Ayla, Burcu, Cemile, Derya. 5 gün sonra tekrar geliyor. 9 nöbet daha tutacak. 5'er gün geçecek nöbetler arası. 45 gün sonra işte. Hangi gün olur? Pazartesi tuttu. Pazartesinden 45 gün sonra hangi gün? Şimdi bakın 7'şer 7'şer giderseniz 42 7'nin katı zaten. Değil mi? 7'şer 7'şer gidersen hep pazartesiye denk gelirsin. 42. gün yine pazartesi. 43 salı. 44 çarşamba. 45 perşembe gününe denk gelmiş olur. Bir kolay soru daha. Devam ediyoruz. Dördüncü soru. Mantıktaki 5 bağlacın kuralını unutmadıysanız bu soru da kolay çıkar. Şimdi V bağlacının etrafında bakın iki tane parantez var. V bağlacında sonucun 1 çıkması için ikisinin de 1 olması lazım. Şimdi birinci parantezin değili 1 ise birinci parantezin kendisi sıfırdır. Değili 1 olacak. Bakın ilk parantezde VA bağlacı var. VA bağlacında sonucun sıfır çıkması için iki ifadenin de sıfır olması lazım. P'nin buradan sıfır olduğunu buluyoruz. Q'nun değili sıfırsa Q'nun kendisi 1'dir. Şimdi Q 1 ise ise bağlacında 1 ise 1 geldiğinde sonuç 1 olur. Eğer 1 ise 0 deseydim sonuç 0 olurdu. O zaman R de 1. Tamam. Öncüllere geldik. R 1, Q 1. V bağlacında ikisi de 1 olduğu için burası 1 çıktı. P 0. 1 ise 0. Sonuç 0 gelir. Bana doğruluk değeri 1 olanı soruyor. P'nin değili 1. R'nin değili 0. 1 ve 0, 0 yapar. 0'ın değili nedir? 1'dir. Ve Q. Q da 1. V bağlacının ikisi de 1 ise sonuç 1 gelir. P bağlacı 0'dı. P önermesi 0'dı. Q önermesi 1'di. Ya da bağlacında birbirinden farklıysa 1 çıkıyordu sonuç. İse R1. Zaten bak ya da ya hatırlayamadım diyelim. İse bağlacında ikincisi 1 ise sonuç zaten 1 gelir. Vallahi bu da kolaymış aslında. Mantık hatırlayanlara. Beşinci soru da kolay gibi duruyor. Şimdi bakın 216 2'ye ve 3'e bölünür, 5'e bölünmez. Yani A ve B'de olacak, C'de olmayacak. Şurası uygun bakın. A ve B'de olan, C'de olmayan. Tamam bu yer alır. 225 5'e bölünebiliyor. 3'e bölünebiliyor. 2'ye bölünemiyor. Yani B ve C'de ortak olacak. Bakın burası B ve C'de var. A'da yok. Bu da uygun. 244 2'ye bölünür.
3'e ve 5'e bölünmez. Yani sadece A kümesinde olacak. Yalnızca A'da olan var mı? Yok değil mi? Yalnızca A'nın olduğu yer şurasıdır. Şurasıdır. Buralar boyalı mı? Değil. 244 bakın. Değil. 250 5'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünmüyor. Yani A ve C'ye de ortak olacak. B'de olmayacak. Evet bakın şurası A ve C'ye de ortak olan ve B'de olmayan kısım. Bu da olur. Bunda da sıkıntı yok. 355'e geldim. 5'e bölünür. 2'ye ve 3'e bölünmez. Yani sadece C'nin elemanı olacak. Sadece C'nin taralı olduğu yer. Şuralar olursa taralı olsa olurdu ama buraları taralı vermemiş bak. Boyalı alanda yok. 2 tanesi yok. 3 tanesi var. Tamam. Kaç tanesi elemandır diyor. Kolay gidiyoruz. Geldik 6. soruya. Bu soruda tek tek sayıları düşünmeniz gerekiyor. 1'den 25'e kadar olan sayılardan hangileri sadece iki farklı asal çarpanı olan sayılar? 6 sadece 2 ve 3'ü çarparak oluşturulabilir. 12 ile 5'i çarparak. 12 yine 2 ve 3'leri kullanarak. 14 2 ve 7'yi kullanarak. 15 3 ile 5'i. 18 2 ile 3'ü. 20 2 ile 5'i. 21 3 ile 7'yi. 22 2 ile 11'i. 24 de 2 ile 3'ü kullanarak oluşturabilir. Bakın sadece ikişer asal çarpanlarla çarpa çarpa bu sayılar oluşturulabilir. 10 tane sayımız var. Unutmadığınız sayı olursa kaçmayacak bir soruymuş. 7. soruya geldim. Bakın önce bir şu fx'in işlemini bir yapalım. Kaç çıkacak? Fonksiyonu bir kenara yazıverelim. X gördüğüm yere x, y gördüğüm yere 2 yaz. 2x yazıyorum. Bakın y gördüğüm yere 2x yazarsam başka düzelteceğim bir şey kalmaz. 2x ile 2x'in çarpımı 4x kare. Bir de yanında var 5x kare. Eksi x. Tek yaptığım şey x yerine x yazdım. Yani zaten değişen bir şey yok. Y yerine 2x yazdım. Bir tane y vardı. Yerine 2x yazdık. Bu fonksiyon bu. Dursun kenarda. Şimdi önce bir şu işlemi yapalım. Fonksiyonun içinde böyle bir işlem var. Önce onu yapalım. Şurayı bir temizleyelim. X yerine 1, y yerine 2 yazacağız. X yerine 1, y yerine 2 yazarsak bunların çarpımı 4 yapar. X yerine 1 yazmıştık. Evet, x yerine 1 yazarsam 4 geldi bak. Bana adam f4'ü soruyor. X yerine 4 yazarsanız fonksiyonumuzda 4'ün karesi 16, 5 ile çarp 80, 4 çıkar 76 deyip kolayca yapabiliyorsunuz. Devam ediyoruz 8. soruyla. Bu da dikkatlice yapılırsa kaçırılmayacak bir soru. F ile G'yi vermiş işlemleri yapacağım. F bileşke G3'ü bulalım. Şimdi G3 kaçtır? G fonksiyonunda x yerine 3 yazarsam 1 çıkar. O bulduğum biri f değerine koy bileşke işlem kuralı. F'de x yerine 1 koyarsak 7 çıkıyor. Tamam, D 7'ymiş. Bunu hallettim. Geldim A'ya. F eksi 1 ile G eksi 1'in toplamı. Bakın x yerine eksi 1 yazın. F eksi 1 kaç çıkar? 1 çıkar. Artı G eksi 1 bulalım. X yerine eksi 1 yazsam eksi 2 bölü 2'den eksi 1 çıkar. Bu da 0 olur. Devam. B'ye geldim. Bunu da hallettik. F3 çarpı G3. F3 nedir? 3 kere 3, 9, 4 daha 13. G3, 3'ten 1 çıkar 2. 2'ye böl 1. Çarpımları 13'tür. B'yi de buldum. Geldik bir tek C kaldı artık. Onu da bulalım. Şimdi F1'i bulacağız önce. Bileşke işlem yapacağız. F1 x yerine 1 yazarsak 7 çıkar. G'nin tersinde 7. Şimdi G'nin tersini bir alalım. G'nin tersi nasıl alınıyordu? Baktığım zaman kesirli işlemdeki kurala. X'in önündeki katsayısı aşağıdaki sayı yer değiştiriyor. 2 x'in önüne gidiyor. X'in önündeki 1 aşağıya geliyor. Kenarda kullanmadığımız eksi 1'in de işaret değişiyor. Tamam 7 yazacaktık yerine. X yerine 7 yazın. 2 kere 7 14. 1 daha 15. 1'e böl 15. Bakın 7, 15 daha 22, 13 daha 35. Yapılır bir soruymuş yine. Şu ana kadar file verilmemesi lazım normal şartlarda. Geldim 9. soruya. Şimdi bakın burada da kuralı ne tanımlamış? O çerçevenin içindeki sayı 2'ye olan uzaklığı kaçsa öyle çıkacak. 4'ün 2'ye olan uzaklığı 2. Eksi 6'nın 2'ye olan uzaklığı 8. Gayet basit bir kural.
7'nin 2'ye olan uzaklığı 5. Eksi 3'ün 2'ye olan uzaklığı yine 5. Topla 10. Eksi 6'nın 2'ye olan uzaklığı zaten söylemişti. Yine kendini bulabiliyorsun. Gayet basit bir şey. 8. Eksi 6 ile 2 arasındaki mesafe. A'yı bilmiyoruz. A duruyor. Eksi 8'i bakın karşıya atarsam 18 çıkar. Hangi sayının 2'ye olan uzaklığı 18'dir? 20'nin 2'ye olan uzaklığı 18'dir. Bir de eksi 16'nın 2'ye olan uzaklığı 18'dir. Anlanabileceği bu değerlerin toplamı bakın 4 çıkıyor. Yine basit bir soru. Geldim 10. soruya. Bakın bu soruda dikkatli bakmanız lazım. Basamaklar düzgün bir şekilde verilmemiş. Bakın derste de bir iki soruda kullanmışızdır. Kitaplarda da karşımıza çıkan bir taktik. Şimdi tavşanın şuraya inebileceği bir ihtimal var. Diğerine de inebileceği tek ihtimal var. Sonra en soldakine inebileceği yine tek ihtimal var, değil mi? Üstünde bir tane kare var. Oradan inecek. Başka bir yerden inme ihtimali yok oraya. Buraya da tek ihtimal. Bakın ortadakine ya soldaki birden ya sağdaki birden iki farklı ihtimalle inebilir. Şimdi şuraya da soldan bir ihtimal, sağdan iki ihtimal, toplam üç ihtimalle inebilir. Aynı şekilde sağdan bir ihtimal, soldan iki ihtimal, üç ihtimalle gelebilir. En aşağıya da bakın. Soldan üç, sağdan üç, altı farklı ihtimalle inebilir. En aşağıya da havucun yanına da tek ihtimal olacağı için değişen bir şey yok. Yine altı ihtimalle inmiş olacak. Bu taktikleri bilmeyenler belki kaçırmıştır. Bunun haricinde kaçırılacak soru yoktu. Geldim 11. soruya. Bu soru kaçırılabilecek bir soru olabilirdi. Eğer daha önce benzerini çözmediyseniz. Şimdi bakın bana en çok bir birim olma olasılığını soruyor. Şimdi düzgün bir şekil çizemezsin. Yarıçapı 1 olan çeyrek çemberler çizeceksin bak. Değil mi? Uzunluğu 1 olan. Yarıçapı 1 olan. Şekilde. 4 tane çember çizeceksin. Bu 4 çemberin çeyrek çemberin toplamı tam bir çember olacak zaten. Şimdi bu alanların içinde olmasını istiyor P'nin, değil mi? Şimdi bu alanların toplamı kaç? Daire alanı pi r kare bakın. Toplam bir tane daire ya 4 tane çeyrek. Toplam bir daire. Bu taralı alanlara girebilme olasılığı P'nin bu alanlarda olma olasılığı bir küçük çizdim bilerek tabii. P nasıl girsin küçücük daireye demeyin yani. O daireleri bir büyük düşünün. Ben karışmasın diye küçük küçük çizdim. Birer birimlik böyle çeyrek dairelerin içine girme olasılığını hesaplıyoruz. Şimdi hepsini birleştirdiğimde tüm alanı bir tane çember yapıyor dedik. R'si 1 olan çember. Bu da direkt pi yapıyor zaten. Bu benim istediğim şey. İstediğim durum. Tüm durumum ne? Tüm durum toplam tüm alan. Kenarı 3 olan kare alanı kaçtır? 9. Tüm durumda 9. Pi bölü 9. Bu mantığı düşünebilmeniz için buna benzer bir soru daha önce çözmüş olmanız lazımdı. Onun için kesin yapılması lazımdı demiyorum bu soruya. Geldim 12. soruya. Karmaşık sayı için sınavda beklediğim bir soru tipi. Kolay da bir soru tipi. Karmaşık sayı cepte bir konudur zaten. Şimdi z'yi vermiş. 2 ile çarparsam 2a artı 2b'yi. Z'nin eşleniğini vermiş. i'yi dağıtırsak eksi b kare eşittir 4 artı 8. Verilenleri yazdım, bir şey yapmadın yani. Şimdi eksi b kare. İ karenin eksi 1 olduğunu hepimiz biliyoruz. İ kare eksi 1 ise şurası artı b'ye döner. İ'nin önündeki sayılar ne var? İ'nin önünde 2b artı a var bak. İ'nin önündeki sayılar eşittir. Karşı taraftaki i'nin önündeki sayıya eşit olacak. Yani 8'e. Kalan sayılar kaç? 2a artı b. Bu da karşı tarafta kalan sayıya yani 4'e eşit olacak. Hepsini taraf tarafa toplasanız bakın 3a artı 3b 12. 3'e bölün a artı b 4 olur. Bana neyi soruyor? Z'nin reel ve imajiner kısmını yani reel a, imajiner b. Bunların toplamını soruyor. A ile b'nin toplamını buldum zaten. Tamam, bu kesin yapılması gereken bir soruymuş. 13. sorudayız. Bu birazcık işlem yaptıracak bir soru. Şimdi şu ne demek? Px'ten Px artı 5'e kadar topla demek. Şimdi bunların toplamı birinci dereceden çıktığına göre polinom birinci dereceden bir polinom. Şimdi Px'e biz Ax artı B diyelim. X yerine X artı 1 yazarsak Ax artı A artı B çıkar.
X yerine X artı 2 yazarsak AX artı 2A artı B çıkar. Bakın bu böyle gidiyor demek ki. AX artı 3A artı B. AX artı 4A artı B. Tek tek yazmasanız da olur artık. Kuralı gördünüz nasıl olsa. Bakın X artı 5'e kadar toplandığında bu çıkacak işte. X yerine X yazıyorum zaten. X artı 1 yazıyorum. X artı 2. X artı 5'e kadar yazıyorum. Toplamları 6AX artı 6B artı 1A'dan 5A'ya kadar olan toplam 15A. Sonuç neymiş? 24x artı 72'ymiş. Bakın 24x 6AX'e eşit. A4. A4 ise burası 60 yapar. Sonucun 72 gelmesi için 6B'nin 12 olması lazım. O zaman B de 2'dir. Tamam. Şunu soruyor bana. Bu ne? X artı 1'e kadar devam edeceğim. Yani PX ve PX artı 1. Bu ikisine bakacağım sadece. Toplamları 2AX artı A artı 2B. A'ya 4 demiştik. 8X artı B'ye de 2 demiştik. 4, 4 daha 8. X eşittir 3 için. 3 kere 8, 24. 8 daha 32. Sadece birazcık bir uğraşacak mısınız? İşlem yapacak mısınız? Doğru gelecekmiş. Çok sıkıntılı bir soru değildi. Yapılır da. 14. soru. Soru muhtemelen yapamadığınız bir soru arkadaşlar. Şimdi aslında ifade söyleniş tarzı basit bakın. 7 bölü küp kök 16 eksi küp kök 12 artı küp kök 9. Buraya kadar basit anlamadım. Bu işlemi nasıl yapacaksın? İşte burada takılıp muhtemelen bu soruyu bıraktınız. Burada arkadaşlar bir şey fark etmemiz lazım ama zor sayılar vermiş işte sizin için. 2 küp toplamındaki ikinci parantez bu paydadaki ifade. Bakın ben bu paydadaki ifadeyi küp kök 4 artı küp kök 3 ile genişletirsem bakın şu çıkan ifade ne olacak? Şuraya yazayım. 7 çarpı küp kök 4 artı küp kök 3 bölü. Şimdi bunları çarparken bakın tek tek çarpacaksınız mecbur. İlk baştakileri bir çarpalım. Küp kök 64. 64 neyin kübü? 4'ün. Sondaki de çarpalım. Bakın küp kök 27. 27 neyin kübü? 3'ün. Diğer tek tek çarpacaksınız dedim ya. Diğer bütün çarpımlar birbirini götürüyor. Artılı eksili artılı eksili. Onları tek tek yazıp bir sürü doldurmayalım. Hepsi birbirini götürecek. Bakın 7 bölü 4 artı 3 7 birbirini götürüyor. Sadece bu kalıyor. Sadece orada eşlenikle hangi eşlenikle çarpacağınızı görmek zor. Oradaki küp kök açılımını görmek zor. Bu kalan ifade de zaten basit değil mi? E şıkkında bakın. Küp kök 4 artı küp kök 3. Gerisi basit. Girişi ve sonu basit ama orada bir eşlenik çarpımını düşünebilmeniz lazım. Kaçırabileceğiniz bir soruydu. Geldim 15. soruya. Şimdi bir şey görebilirsem bu soru 1 saniyelik bir soru. Uzun çözümünü de yapacağım. Bu 1 saniyelik kısmını da göstereceğim. Bakın eksi 2 paydayı 0 yapıyor. Yani eksi 2 benim çözüm kümemde olmamalı. A'nın değili yani çözüm kümesinde olmayanları soruyor en küçüğünü. En küçük şık eksi 2. Zaten eksi 2'nin de A kümesinde olmayacağını biliyorum. Tanımsız yaptığı için. En küçük de o şık olduğu için direkt işaretleyebilirsin. Tabi sınav heyecanında buna dikkat edemeyebilirsiniz. O zaman tablo çizeceksiniz. Yukarıdaki bir çarpanlara ayırsam şu şekilde. X-1, X2. Paydada da X'in kökü -2 idi zaten. Bir tablo çizelim. -2, -1, 2. Eşitlik var. İşleri dolduruyoruz. -2 paydayı 0 yaptığı için, tanımsız olduğu için içini boş bırakıyorum. X karenin ve aşağıdaki X'in işareti pozitif. Artı ile başladık. Eksi, artı, eksi. Sıfırdan küçük kısmı soruyor. Negatif olanlar bakın. Bunun dışındaki kısımlar neresi? Şuralar. A'nın değil olanlar buralar. Oradaki en küçük tam sayı. İşte bakın şurada eksi 2 değil mi? Çözüm kümesine eksi 2 almıyoruz. Böyle de görürsün ama ilk çözümü görenler de vardır muhakkak. Aslında saniyelik bir soru da diyebiliriz. Yapılır da. Geldim 16. soruya. Hatırlayanlar için kolay bir soru. Şimdi sağa doğru bir birim ötelemede ne yapıyorduk? Mesela bizim fonksiyonumuz fx diyelim.
sağa doğru bir birim ötelersen f x eksi bir fonksiyonuna dönüşüyordu. Sağa doğru ötelemede fonksiyonun içindeki o x değerinden bir çıkarıyorduk işte bir ötelediği için. Şimdi ne yapacağız? Fonksiyonum var zaten elimde. X yerine gidip x eksi 1 yazacağım. X eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1'dir. Eksi 2 ile x eksi 1'i çarpın. X yerine bakın x eksi 1 yazıyoruz. Eksi 2 ile çarparsam eksi 2x artı 2 ve en son eksi 8 var. Toparlarsak x kare eksi 4x bunları yazdık. Eksi 5. Bu da gx parabolüymüş elde edilen, öteledikten sonra. Tepe noktası nedir diyor. Eksi b bölü 2a'dan eksi b bölü 2a. O da bakın 2. Yani bu sağ öteleme muhabbetini hatırlıyorsanız derste de yapmıştık. Hatırlıyorsanız soruyu yapardınız. Sıkıntı yok. Devam. Bu güzel bir soru bakın. Şimdi kurallar basit. 5 ile 2'yi ilk kurala göre açarsam şimdi yukarısı kök 5 artı 2. İkinci kurala göre 5 ile 2'yi açarsam kök 5 eksi 2. Buraya kadar sıkıntı yok. Burada ne yapacaksın işte? Bak zaten kök 5 artı 2, kök 5 eksi 2 dikkatimizi çekiyor. Bunlar birbirinin eşleniği. Eşlenik diyorsan ağzından eşlenik diye bir şey çıkıyorsa çarpacaksın onları. Muhakkak işine yarar. Kök 5 eksi 2 ile kök 5 artı 2'yi çarpalım. Birbirinin eşleniği olduğu için ara çarpımlar birbirini götürecek. Yani sadece baştakileri çarpsam ve sondakileri çarpsam yeterli. O aradaki diğer çarpımlar birbirini götürecek. Birmiş çarpımlar. O zaman şöyle yapalım. Kök 5 eksi 2'yi bakın birinin altına bölme olarak atın. Ben kök 5 artı 2 yerine o kesirli ifadeyi yazayım abi. Bakın yukarıda kök 5 artı 2 vardı. Onun yerine ben 1 bölü kök 5 eksi 2 yazıyorum. Bu da şey değil mi? Kök 5 eksi 2. 1 bölü kök 5 eksi 2 nedir? Kök 5 eksi 2'nin eksi birinci kuvvettir. Üçlü ifadede eksi 1'i başa atıyorsun. Kalan logaritmik ifade tabanla kuvvet birbirinin aynısı olduğu için 1 çıkıyor. Bakın eksi 1. İşte burada eşlenikleri çarpıp yerine kesirli bir ifade yazmak aklınıza gelse yapılır bir soruydu. Onun için yapılamaz soru demiyoruz buna. Geldim 18. soruya. Bu da güzel bir logaritma sorusu bakın. Şimdi şunları bir yazalım. Logaritma a tabanında x. Şunu şöyle yazıyorum. Üstte düzeltip öyle yazalım. Logaritma kök a nedir? A'nın 1 bölü 2. kuvveti. X de x'in 1. kuvveti. Bakın şunlar başa gelirse 1 bölü 1 bölü 2'den 2 logaritma a tabanında x. Aynı şekilde bakın. A üzeri 1 bölü 3. X üzeri 1 logaritmayı yazmıyorum artık yer kaplamasın. Bunlar bölme olarak başa gelirse 1 bölü 1 bölü 3'ten 3 logaritma a tabanında x. Bu böyle nereye kadar gider? Artık yazmaya gerek yok. N logaritma a tabanında x. Logaritma a tabanında x parantezini alırsam 1 artı 2 artı n'e kadar gider. Tamam. Bana bakın şurada a'yı 3 vermiş. Hemen a yerine şurada 3 yazıvereyim. N'e n vermiş zaten. Bunun sonucu da neymiş? N kare artı n. Şimdi bakın 1'den n'e kadar olan sayılar toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. N çarpı n artı 1 n kare artı n yapar zaten çarpınca gitti. Bölmedeki 2'yi karşıya çarpma olarak atalım. Logaritma 3 tabanında x 2 çıkar. Logaritma tabanı karşıya üstü tabanı olarak gider. X 3 üzeri 2'dir. Yani 9. X'in yerine 9 yazın. 81 9'un karesi olduğu için 2 başa gelir. 2 logaritma 9 tabanında 9. O da zaten direkt 2. Logaritma soruları gayet güzelmiş bakın. Yapılırmış diyelim çünkü yani ekstra bir tıkanacak bir işlem yok. O kadarını da düşünebilirdiniz. Geldim 19. soruya. Bu soruda bakın dizinin terimleri kaç farklı değer alabilir diyor. Yani aslında söylemek istediği şey şu. Bu işlemin sonucu kaç farklı değer alabilir? İşte bunu soruyor yani. Terim merim deyince kafanız karışmasın, dizilere kaymasın. Bildiğin mutlak değer işlemi. N-5 mutlak değer. Eksi N-3. Bu işlemin sonucu kaç farklı değer alır? Buna bakıyoruz.
Şimdi eğer sınırlarımızdan düşünelim. İlk mutlak değere göre bakarsak n 5'ten büyük olursa. N 5'ten büyük olursa şurayı silivereyim. Rahat işlem yapalım. N 5'ten büyük olursa ilk mutlak değer pozitif çıkacağı için olduğu gibi çıkar. İkinci mutlak değerde de aslında n 5'ten büyük olursa pozitif olacağı için olduğu gibi çıkar. İkisi de olduğu gibi çıkarsa bakın arada çıkarma işlemi var. N'ler gider. Eksi 5 eksi eksi 3'ten eksi 2 gelir. N'ler olduğu gibi çıkınca çıkarma var gidecek. Bu bir ihtimal. N 3 ile 5 arasında olursa. Şimdi N 3 ile 5 arasında olursa birincisi negatif çıkar. Yani eksi ile çarpılarak çıkar daha doğrusu. Negatif çıkar demek yanlış olur. Eksi ile çarpılarak çıkar. Eksi. N 3 ile 5 arasındaysa ikincisi olduğu gibi çıkar. Eksenden n'i çıkaralım. Eksi 2 n. 5'ten eksi 3'ü çıkaralım. 8. Şimdi burada n var. Zaten 5 ile 3 arasındaki tam sayı kaç var? 4 var. N yerine 4 yaz. Sonuç 0 çıkıyor bak. Bir sonuç daha bulduk. Bir de artık en küçük sınır 3'ten küçük olursa. N 3'ten küçük olursa ikisi de eksiyle çarpılarak çıkacak. Eksen artı 5 eksi eksen artı 3. Eksenler çıkarılınca gidecek. 5'ten 3 çıkaralım 2. Bakın sonucu bulabileceğim 3 tane sonuç var. Eksi 2, 0, 2. Birbirinden farklı olan. Bu da böyle bir soruydu. Yani kafadan düşünerek de bu kadar işlem yapılmadan da yapılırdı. Geldim 20. soruya. Bakın güzel bir soru. Dikkatçe inceleyelim. Şimdi şunu bir kullanalım. 3 tek sayı. Şimdi n yerine 3 yazarsak kaç çıkar? Şuraya bir not edelim onu bir yere. F3 değil mi? N yerine 3 yazdık. Fonksiyon gibi tanımlayın artık onu. O şekilde çizemeyeceğim şimdi tek tek. Fonksiyon gibi tanımlayın. F3 eşittir. X yerine 3 yazarsak n yerine 3 yazarsak F5 eksi 1. Şimdi F5 nedir? Tek olduğu için yine yukarıda yerine yazıyorum. F7 eksi 1'dir. Dolayısıyla kaç çıkar sonuç? F7 eksi 1 de yanda var. Eksi 2. F7 nedir? Yine yukarıda tek olduğu için. N yerine 7 yazın. F9 eksi 1. Eksi 2 de yanda var. F9 eksi 3. Şimdi burada duracağım. Neden duracağımı anlayacaksınız. Bu arada bu fonksiyonun sonucu 4'e eşitmiş. O zaman bu da 4'e eşit değil mi? Hepsi birbirine eşit sonuçta. Eksi 3'ü 4'ün yanına artı 3 olarak at. F9 eşittir 7. Hocam neden F9'da durduk? Biz nereden anlayacaktık? Siz de aşağıya bakınca anlayacaksınız. Ben de oraya bakınca anladım. Şimdi bakın n yerine 10 yazın. Çift olduğu için aşağıya yazıyorum. İki tane fonksiyon diyorum artık o şekilde. Ondan 1 çıkar 9. Bana F9 lazım ya. O yüzden F9'a kadar gittim. F9 7 idi bakın. İlk kereye de 14. Evet, garip bir soru. Şekil yerine F yazdım. Tekrar hatırlatayım kafanız karışmasın. Yapılabilir bir soruymuş. Devam ediyoruz 20. soruyla. Güzel bir limit sorusu. Trigonometrinin en temel ifadesini bilerek yapabilirsiniz. Şimdi cos kare x ile sin kare x'in toplamı 1. Sin kare x'i karşıya atarsam 1 eksi sin kare x cos kare x'e eşit. Bunu trigonometri gören herkesin bilmesi lazım zaten. Yukarıda ne kaldı bakın? Şunlardan kurtuldum. Cos kare x kaldı. Cos x artı cos kare x. Bunu da cos x parantezine alırsam cos kare x artı cos x'i cos x parantezine aldım. Cos x artı 1 kaldı. Bakın isterseniz çarpın. Cos kare x artı cos x. Sıkıntı yok. Aşağıda 2 parantezine alın. Bakın ne çıkacak? 1 artı cos x. Bunlar birbirini götürüyor. Cos x bölü 2 kalıyor. X yerine pi yazacağız. Kosinüs pi. Yani kosinüs 180 kaç? Eksi 1 bölü 2. Hocam neden hemen öyle çarpanlarını ayırdınız? Cos kare x'i gördünüz. Biz nasıl göreceğiz? Yani zaten x yerine direkt pi yazarsan 0 bölü 0 çıkacak. 0 bölü 0 ne demek? Git demek çarpanlarını ayır. Öyle gel demek. Gittin sen de çarpanlarını ayırdın bak. Öyle geldin cevabı buldun. Geldim 22. soruya. Bakın derste FÖY'de de 2-3 sorusunu çözmüştük.
Hatta oturtmakta zorlandığınız bir soru tipiydi. Basit bir soru tipi aslında. Sonradan çalışa çalışa umarım oturtmuşsunuzdur. Derslerde de biraz üstünde de durmuştuk. Adam da size açıklamış zaten bakın ünlem münlem orada bir uyarıyı vermiş size. Örneğini de vermiş açıklamış. Şimdi bakın. Y'li ve T'li bir denklem var. Ben burada Y'nin T'ye göre türevini alacağım. Diğerinde de X'in T'ye göre türevini alacağım. Benim D'ye bölü DX'i elde etmem için bu işlemlere bu bulduğum türevlere ne yapmam lazım? Adam yukarıda açıklamış biraz zaten. Bakın bölme yapabileceğinizi göstermiş. Bir bölseniz alttaki DT'ler birbirini götürecek. Bakın D'ye bölü DX kalacak işte. Sana da onu soruyor. Ne yapacağız? Birinciyi T'ye göre türev alacağız. 6T artı 2. İkinciyi de T'ye göre türev alacağız. 4. Ve bunları böleceğiz. DT'ler gitti. D'ye bölü X, DX kaldı. T'ye de 1 yaz diye söylemiş adam. T'ye 1 yazarsan 6, 2 daha 8 bölü 4. 2. Bakın derste yaptığımız soru tipleri arkadaşlar. Kaçırılmaması gereken sorular. 23. soruya geldik. Şimdi arkadaşlar bu eşitsizlik sisteminde tablo falan çizilir. Ben tablo falan çizmem. Direkt kafadan yaparım şimdi. Siz de öyle yapabilirdiniz. Şimdi şu denklemi sağlayan türeviyle kendisinin çarpımı sıfırdan küçük olacak. Bunu sağlayan x pozitif tam sayıların toplamı. Direkt pozitif tarafa bakıyorum. Şuraya hiç bakmıyorum diye. Şimdi bakın. Şurada fx artı f'in türevi azalan bir fonksiyon olduğu için f'in türevi sıfırdan küçüktür. Yani eksidir. Bakın şurada. Değil mi? Fonksiyon yukarıda olduğu için artı ama f'in türevi fonksiyon azalan olduğu için eksi. Tamam. 0 ile 2 arasında pozitif tam sayı kaç var? 1 var. 1'i aldım. Şimdi 2 alacağız mı hocam? Hadi 0 pozitif değil diye almadık. 2 alacağız mı? 2'de bakın fonksiyon 0. Fonksiyon 0 olursa 0'dan küçük olmaz sistem. 0'a eşit olur. 2'yi almayacağım. Sonra fonksiyon bakın şurada negatif. Azalan olduğu için türevi de negatif. Çarpılır pozitif yapar. Geç. Şurada fonksiyon hala negatif ama artana geçtiği için türevi pozitif oldu. 4 ile 5 arasında tam sayı varsa alırım. Çünkü eksi ile artının çarpımı sıfırdan küçük istediğim gibi. 4 ile 5 arasında tam sayı var mı? Cık, yok. 4 ile 5'i niye almıyorsunuz hocam? Bakın 4 ekstremum noktası. Türevi sıfır. Sıfıra eşitlik yok sistemde. Eşitlik istemiyor. 5'te de fonksiyonun kökü olduğu için sıfır yapacak. Onu da istemiyor. Geç. Oradan bize iş çıkmadı. Devamında fonksiyon yukarıda artık pozitif. Artan olduğu için türevi de pozitif. Zaten sonuç sıfırdan büyük çıkar. Sadece bir bakın. Tablo çizsen aynı şey gelir. Böyle kafandan düşünülürdü. Geldim 24'e. Evet arkadaşlar biraz çizim yapalım. Dikkat izleyin. Yapılıp yapılamayacağına işimiz bittiğinde karar veririz. Şimdi şöyle bir grafik uyduruverelim hemen. X kare eksi 3 aşağı yukarı şöyle bir grafiktir. Tamam. 3'e 0 noktasından çizilen teğetleri. Şimdi 3'e 0 burası olsun. Buradan çizilen teğetleri. Bir bu teğeti var. Bir de işte şöyle bir teğet hayal edin. Tamam. Teğet geçtiğini düşün işte. Çizimin güzelliğine, çirkinliğine bakmayalım. Şimdi bunun devamında ne yapabiliriz? Teğetin eğimi demek. Türevi demek de değil mi fonksiyon? Fonksiyonun türevi. Bakın fonksiyon burada türevini aldım. 2. Şuraya bir nokta verelim. K olsun. X yerine K yazınca bizim o noktadaki teğetimizin eğimini bulmuş olacağız. X yerine K yazarsak f'in türevinde K eşittir 2K. Bu benim oradaki teğetimin eğimi. Tamam. Şimdi bir de doğruya odaklanalım. Doğru buradan geçiyor. Eğimi 2K. 3'e 0'dan da geçiyor. Değil mi? Bu doğrunun bir denklemini bulmaya çalışalım. Şimdi y eşittir. Eğimi 2K. Eğim neydi? X'in önündeki sayıydı. Tamam. 3'e 0 noktasından geçecek. Yani x'e 3 verince sonuç 0 çıkacak. X'e 3 versen bakın 6K. Sonucun 0 çıkması için yanında bir de eksi 6K olması lazım. Bakın 3'e 0'dan geçiyor şu an. X'in önündeki katsayısı 2K eğimi veriyor. Çok iyi.
Şimdi bunun devamında ne yapabilirim? Bu fonksiyonla doğru birbirine teğet değil mi? Teğet. O zaman ortak çözüme sokarım. X kare eksi 3. Şu yukarı yazayım. X kare eksi 3. Hatta yerine direkt yazarak yapalım. K noktasında birbirine teğetler ya. X yerine K yazalım. K kare eksi 3. Eşit olacak. Diğer doğrum da burada. X yerine gidip K yazarsak 2K kare eksi 6K. K kareyi ve eksi 3'ü bu tarafa getir. K kare eksi 6K artı 3 eşittir 0. Şimdi sen buradan K'ları bulacaksın. Apslerin toplamı. Çarpanlarını ayırıyoruz hocam, ayrılmıyor. Apslerin toplamı. Kökler toplamı değil mi zaten? Apsis x demek. X'ler toplamı işte. Kökler toplamı. Eksi b bölü a'dan 6. Bakın eksi b bölü a. Evet. Şimdi bu soruda grafik çizeceğinizi edeceğinize uğraşsınız. Hadi yapamamış olsunuz diyelim. Yapılamayacak soruları ekleyelim. En son kaç tane böyle soru çıktığını yapılamayacak söyleyeceğim. Geldim 25. soruya. Şimdi bu soruda da dikkatli olalım. X eşittir 0 noktasında sürekli olduğu halde türev değildir diyor. Şimdi hangisi sürekli onu bir bulalım. Şimdi mutlak değer x. Bak şunun grafiği şöyle. Bunu hatta şeyde de, föylerde de vardı ya. Mutlak değer x'in grafiği. X yerine verdiğin sayılarda bulduğun sonuçlarla birlikte şöyle bir grafiği olacak. Tamam. Yani sonuç hep pozitif olacak. Sadece sıfır da işte sonuç sıfır gelecek. Böyle bir grafik bakın. Kopma yok, tepmesi yok, çitmesi yok. Bir şeyi yok yani. Sürekli giden bir fonksiyon. Bu sürekli dursun. Şimdi 1 bölü x. X'in yerine ben gidip sıfır versem. Değil mi? Sıfır noktasında sürekli mi değil mi diye soruyor ya. X yerine gidip sıfır versem zaten o noktada tanımsız. Sürekliliğin şartı ne? Limitli de olacak ve tanımlı olacak. Tanımsız zaten. O gitti. Sürekli bile değil. Küp kök x var bir de elimizde. Şimdi küp kök x sürekli mi değil mi? X'in yerine sıfır versen sıfır çıkacak. Değil mi? Sürekliliği ile ilgili bir sorun yok. Küp kök x'in. X yerine verdiğin değerlerle çizsen bir grafik. Kopma tepme olmaz onda da. Tamam. 1 ile 3'e bir bakalım. Sürekli bunlar. Türevli değildir soruyor bana. Şimdi bakın sıfır noktasında grafikte bir kırılma var. Mutlak değer x'e bakıyorum. Kırılma olan yerde, köşeli olan yerde türev yoktur diye. Bunu da derste söylemiştik. Grafiğinde vermiştik. Bakın türevli değil. Sürekli ama türevli değil. Tam istediğim gibi. Şimdi küp kök x'e geldik. Bu nedir? X üzeri 1 bölü 3'tür. Tamam. Ben bunun türevini alsam. Üstteki sayı başa gelir. X'in kuvveti biraz azalır. Bu nasıl yazılır hatta? X üzeri eksi 2 bölü 3. Şöyle. Değil mi? Kuvveti negatif de aşağı indirdim bakın. Tamam. X eşittir 0 noktasındaki türevi. Bak paydayı 0 yapıyor. Değil mi? Türevli değil. Tanımsız yapıyor. Tam istediğim gibi sürekli ve türevli değil bu noktalar. Cevap Edirne. Evet. Bu soruyu derste gösterdiğimiz mutlak değerin grafiği falan olduğu için yapabileceğiniz soru olarak kabul ediyorum. Muhakkak bir yerlerde de zaten karşınıza gelmiştir. Geldim 26. soruya. Güzel maksimum minimum problemi. Güzel yapabileceğiniz bir soru. Şimdi EC ile FC eşitmiş. EC nerede? Burada. FC nerede? Burada. XX. AB 4'müş. Ve bu bir kareymiş. Evet, tamam. 4. 4 eksi x. Bana AFD'nin alanı en çok kaçtır diyor bakın. AFD şuradaki şu yamuk olan şekil. Tamam, bunun alanı en çok kaçtır. Şimdi onun alanını hesaplamaya kalkamazsın. Nasıl hesaplayacaksın şimdi? Başına ağrıtır. Şöyle yapalım. O alanın en çok çıkması için şu taralı alanların en küçük çıkması lazım. Bak, yamuğun alanını bulacağına şu üçgenlerin en küçük çıkmasını sağla. Ne oradaki üçgenlerin alanı? Bakın şu tavan çarpı yükseklik bölü 2'den. X kare bölü 2. Şu da 4 çarpı 4 eksi x bölü 2. 4 çarpı 4 eksi x bölü 2. Tavan çarpı yüksek bölü 2'den. Kaç geliyor işte? 8 eksi 2 x. Şimdi bu alanları toplayalım. Toplam taradığım alanın en küçük çıkması lazım ki diğeri de en çok olsun. X kare bölü 2 artı 8 eksi 2 x. Maksimum minimum problemleri nasıl yapıyorduk? Bildiğin TET problemi gibi çözüyoruz demiştik. Sonra türevini alıp sıfırına eşitliyor demiş. Bak TET problemi gibi çözdüm. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Nedir türevi?
X kare 2 başa gelir. 2x bölü 2'den x. 8'in türevi 0 zaten. Eksi 2x'in türevi eksi 2. Türevini aldım, 0'a eşitledim. X'i buldum. Sonra da yerine yazacağız. İşlem bitti. X yerine 2 yazarsan bu 2 gelir. X yerine 2 yazarsan bu 4 gelir. Bakın 2, 4 daha toplam 6. Değil mi? Oradaki alan. Ama bana onu sormuyordu. Bakın boş alanı soruyor. Kare ise bu şekil. Bir kenarı 4. 4 kere 4 16. Tamam. 6'yı çıkardık. O taralı alanları. Boş kalan alalım. En çok 10 çıktı. Evet, yapılabilecek bir soruymuş. 27. soruya geçiyoruz. Bakın dikkatlice uğraşılması gereken bir soru. Değişken değiştirme kullanacağız. Karışık bir ifade. Ben o kadar bilmediğim fonksiyonun integralini nasıl alayım? Öyle alamazsın. Bakıyorsun. Kendisi türevi var mı? Var. Hemen değişken değiştirme kullanıyorsun. Bak fx'e u dedin. Al türevini. F türev x dx eşittir du. Gittin buna du dedin. fx'e u demiştin zaten. Onları bir yazalım. fx'e u demiştin. U kare artı 1. U ile çarp. U kare artı 1'i u ile çarp. U küp artı u. Du. Tamam işte mis gibi şey geldi. Al integralini. U üzeri 4 bölü 4 artı şu 4 artı u kare bölü 2 artı c. Tamam. Şöyle bir işlemleri biraz toparlayalım. 2 ile genişletsek u üzeri 4 artı 2 u kare bölü 4 artı c. Tamam. Şimdi bakın burada biraz bir oynamalar yapalım. Çünkü burada direkt u yerine gidip ne yazmıştık? fx yazmıştık değil mi? fx'in yerine u yazmıştık. U yerine şimdi gidip fx'i tekrar yazsan şıklarda bulamayacaksın. Onun için oyalama yapacağım. Bir şeyler kurcalayacaksın yani orada. Tamam mı? Normalde tabii gidip u yerine fx'i yazacaksın da şık da yok işte. Onun için biraz kurcalamamız gerekiyor. İşte burada sizin zorlanacağınız kısım. Bakın yukarıdaki ifadeyi şu şekilde düzenleyebilirim. Muhtemelen bunu düşünememişsinizdir. Ama farklı bir şey belki aklınıza gelmiştir. Veya inşallah düşünmüşsünüz. Bakın bu u'lu ifade u kare artı 1'in karesi eksi 1 bölü 4'ün açılımı. Hocam bu nereden aklınıza gelecek? İşte demin de dedim ya şıklara bakıyorsun yerine fx yazınca direkt vermemiş. Bir şeyler kurcalamanı istemiş. Biraz da aslında şıklardan bir hareket etmen gerekiyor. Şıklara bakıyorsun. fx'in karesi falan var ya. Değil mi? fx'in karesi falan var ya. Hiç dördüncü kuvvet, mördüncü kuvvet yok. O yüzden böyle bir toparlaman gerekti. Bir şeyin karesi şeklinde yazman falan gerekti. Diye böyle düşünüp aklınıza getirmeye çalışacaksınız. Şimdi sonra burada şunu düşünelim. Bakın şuradaki eksi bir yine bakıyorsun şıkların hiçbirinde kullanılmamış. Bu eksi birden kurtulmam lazım benim. Ben bunu ayrı ayrı yazabilirim. Şu şekilde. U kare artı 1'in karesi bölü 4. Eksi 1 bölü 4 artı c diye böyle ayrı ayrı yazsam. Bak c nasıl olsa bir sabit sayı ya. Yanında eksi 1 bölü 4 ile beraber orasını yine c olarak kabul edebilirim. Yine aynı sabit sayı olmuş olacak sonuçta. Şimdi ondan sonra ne yaparsın? Bak yerine yaz. U yerine şimdi fx'i yaz. fx'in karesi işte f kareyi artı 1'in karesi bölü 4 artı c. Bak şık geldi gördün mü? Yani şıkkı bulmak için şurada bir kurcalama yapman gerekti. Tek sıkıntısı oydu bu sorunun. O da bir şekilde şıkları benzeterek falan aklınıza gelebilirdi belki. Yapılabilir bir soru olarak kabul ediyoruz. Ve devam ediyoruz. 28. sorudayız. Bakın integralin içinde logaritma falan görünce korkmayın. Logaritmanın ayrı bir kuralı var mı yok mu falan filan diye düşünmeyin. Veya eski müfredat diye de düşünmeyin. Bir kurcalayın önce yani. Şimdi şurada bir parantez içini bir kurcalayalım önce. Oradaki 2'yi ben sırf logaritma işlemi yapabilmek için logaritma 9 tabanında 81 diye yazsam. Neden yazıyorsun hocam? Yanında logaritma 9 tabanında x var ya. Sırf tabanları eşit bir şey olarak yazayım ki çıkarma işleminde bir şeyler kurcalayabileyim diye. 2'yi nasıl yazarsın 9 tabanında? 9 tabanında 81 yazarsın. Çıkarma işlemi ne oluyor? Bölme oluyor.
Şurada tabanda da bir 3 var. Onu da unutmayalım. Yukarıdaki o çıkarma işlemini bölme olarak yapacağız. Ortak taban, tabanları aynı. 81 bölü 2. Şimdi logaritma kuvvette ise en üstteki sayıyla en alttaki sayı yer değiştiriyordu. 81 bölü x logaritma 9 tabanında 3 olacak, değil mi? Şimdi ben bu 9'u 3 üzeri 2 diye yazsam. 3'ü de 3 üzeri 1 diye yazsam. Bakın bunlar başa gelecek. 81 bölü x'in üstüne 1 bölü 2. kuvvet gelmiş olacak. Logaritma 3 tabanında 3 ne oldu? 1. Kalanları yazmıyorum hiç. 1 bölü 2. kuvvet demek kök demek. Tamam. Şunu silip direkt kök yapalım. Bu da nedir? 9 bölü kök x. Yani kök x'i yukarıda yazarsam x'in eksi 1. eksi 1 bölü 2. kuvveti. Bunun integralini almam gerekiyor. Her şeyi yaptık artık. İntegralini alalım. X'in kuvveti 1 artar. Bulduğum kuvvet 6 yazılır. Alttaki 1 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak 9 kere 2 18. X'in üstünde 1 bölü 2 var. Kök x diye yazalım. A artı c. Bakın tıngır mıngır bir şekilde uğraşırsanız geliyor. Geldik 29. soruya. Derste benzerini yaptığımız bir soru bakın. Dikkatlice izleyelim. Şimdi adam bana eksi 1 ile 8 arasındaki alanı 90 vermiş. İntegral fx eksi 1 ile 8 arası eşittir 90. E bana gitmiş 0 ile 3 arasını vermiş. 0 ile 3 arasını sormuş. Fonksiyonun da içerisine karışık bir şey vermiş. Bakın değişken değiştirme kullanacaksınız burada. 3x eksi 1'e u dersek türevini alalım. 3dx eşittir du. At 3'ü de karşıya işte. Tamam. Şimdi integrali bir düzenleyelim. Fu d eksenine 3x eksi 1 yerine bakın u yazdım. D eksenine ne yazacağız? Du bölü 3. Tamam. Şöyle 3 şuraya bölme olarak yazalım. Belirli integralde değişken değiştirme kullanılırsa sınırların da değişmesi lazım. Zaten amacımız oydu. Unutmayın onu. Bak x yerine 3 yazarsanız u kaç çıkar? 8. X yerine 0 yazarsanız u kaç çıkar? Eksi 1. Tam istediğim gibi eksi 1 ile 8 arasındaki integral geldi. Bakın fu bölü 3'ü oradaki 1 bölü 3'ü dışarı çıkarabiliyorsunuz. Eksi 1 ile 8 fu du. Bakın aynı benim fonksiyonumun integrali geldi işte. X'e göre integrali, u'ya göre integrali aynı. Eksi 1 ile 8 arasındaki integral neydi? 90'dı. 90 ile 1 bölü 3'ün çarpımı 30'dur. Güzel bir soruydu. Benzerini de yapmıştık. Sınavda da yapılabilirdi. Geldim son sorumuza arkadaşlar. Bakın çok zor gibi gözüken ama o kadar da kolay bir soru. Şimdi bu ne demek? Türevini al demek. Parantezin türevini alacağız. Çarpma var ya aralarında. Çarpım türevini alalım. X karenin yani birincinin türevi çarpı ikincinin kendisi. Bildiğim böyle integrali dalıyorsunuz. Artı ikincinin türevi. Şimdi integralli ifadenin türevini alırsam türevle integral birbirini götürür. Fonksiyonun kendisi kalır o integralin içinde yazan ifade. İkincinin türevi çarpı birincinin kendisi. Tamam. Bir de yanda eksi fx var yazalım. Şimdi bakın x kareler gitti. Fx ile eksi fx de birbirini götürdü. E bak sana adam başka hiçbir şey yapmanı istemiyor. Direkt bunu soruyor. Ne kadar kolay çıktı. Arkadaşlar çözerken bu soruda zorlanırdınız dediğim kaç tane soru varsa aklımda tuttum. 4 tane. Eğer bir yanlış hatırlamam yoksa. 4 tane soru sıkıntılı. Yani sıkıntı değil, dediğim zorlanabileceğiniz soruydu. Kalan 26 soruda bence iyi çalışanların kaçırmaması gereken sorulardı. Bence kolay bir denemeydi. Sınava giren az çok çalışan herkesin zaten 10-15 netleri rahatlıkla geçmesi lazım da. Çok çalışıp iyi emek vermiş olanların da sadece matematik kısmından rahatlıkla 25'i görmesi gerekiyordu. Evet, sınavımız bitti arkadaşlar. Çözümümüz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.